Ezilenler. Dostoyevski tarafından kaleme alınan, 1861'de yayınlanan Ezilenler, eleştirmenlerin sert tepkileriyle karşılaşır ancak geniş bir okuyucu kitlesi tarafından da beğeniyle okunur. Sizlere özetini aktardığımız kitap, Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkmış olup 394 sayfadan oluşmaktadır. Yoksul bir yazar olan ve para kazanmak için çok uğraşan Ivan Petrovich, köyde büyük bir arazinin kahyalığını yapan ihmenevlerin kızı Natalya'ya aşıktır. Ailesini kaybetmiştir ve dedesiyle birlikte yaşamaktadır. Natalya ile Ivan evlenmeye karar verirler ancak Natalya, çiftliğin sahibi Prens Valkovski'nin oğlu Alyosha'ya ilgi duymaya başlar. Bu sırada olanları üzüntü ile izleyen Ivan'ın dedesi de, yanına aldığı kimsesiz, küçük Nelli ile yaşamaya başlar. Prens Aleksandrovich Valkovski, kendine ait olan Vasilyevskoye çiftliğinin idaresini Natalya'nın ailesine verir, İhmenevler de prensin çiftliğini 15 yıl boyunca kendi çiftlikleri gibi çok güzel idare ederler. Prens, oğlu Alyosha'yı çevresinden uzaklaştırmak için çiftliğe gönderir, İhmenevler de Alyosha'ya iyi niyetle sahip çıkar. Ancak Natalya ile Alyosha arasında yakınlaşma başlayınca prens, bu durumdan rahatsız olur. Aslında Natalya'nın ailesinin böyle bir planı yoktur ama, prens bu durumu Alyosha ile Natalya'yı evlendirme planı olarak algılar. Bu yüzden Natalya'nın babasını hırsızlık yapmak ve kendisini dolandırmakla suçlayarak mahkemeye verir. Natalya'nın ailesi de davayı daha iyi takip etmek için Petersburg'a taşınır. O sırada üniversite eğitimini tamamlayan Ivan Petrovich de ilk romanını yeni bitirmiş, hayata tutunmaya çalışmaktadır. İhmenevlerin şehre gelmesiyle Natalya'ya olan tutkusu yeniden alevlenir. Fakat her şeye rağmen Natalya ile Alyosha arasındaki ilişki devam etmektedir. Alyosha'nın babası Prens Volkovski, bu durumu öğrenince çok sinirlenir. Alyosha'yı Natalya'dan kurtarmak için, onu Katerina adında soylu bir genç kızla evlendirmek ister. Natalya'nın babası da, Alyosha ile kızının yakınlaşmasına karşıdır. Fakat annesini ve babasını dinlemeyen Natalya, evden kaçarak Alyosha ile yaşamaya başlar. Ivan, bu duruma çok üzülür ama hem Natalya, hem de Natalya'nın ailesi ile bağını koparmaz. Dedesinin ölümünden sonra yanına aldığı Nelli ise, artık büyümüş, Ivan'a aşık olmuştur. Üstelik Alyosha, kısa bir süre sonra Natalya'dan bıkarak Katerina ile beraber olmaya başlar. Bu sırada Ivan, bir türlü istediği romanı yazamadığından maddi sıkıntılar içindedir. Kaldığı ev rutubetli olduğundan sağlığı da giderek bozulmaktadır. Kendisine başka bir ev ararken tesadüfen tanıştığı bir adamdan aldığı ipucu ile, Nelli'nin babasının, Prens Valkovski olduğundan şüphelenmeye başlar. Konuyu araştırınca, şüphelerinde haklı olduğu ortaya çıkar. Bir yandan Nelli ile ilgilenirken bir yandan da henüz evlenmemiş olan Natalya ve Alyosha'yı ziyaret etmeye devam eder. Alyosha, artık Katerina ile ilgilenmekte ve Natalya'yı ihmal etmektedir. Natalya, durumu kabullenmiş görünse de daha fazla dayanamaz ve ailesinin yanına dönmek zorunda kalır. Ivan, Nelli ile ilgili gerçeği prense anlatır. Nelli'nin annesi, prensten çocuk beklerken, sahipsiz kalmış, başka bir adamla kaçmak zorunda kalarak prensi terk etmiş, Nelli'yi dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra da ölmüştür. Prens, bu hikayeyi dinledikten sonra Nelli'yi sahiplenir. Ancak Nelli, kısa bir süre sonra hastalanıp ölür. Ivan, eve dönen Natalya ile yeniden yakınlaşır. Natalya'nın ailesi de, evlenmelerine onay verir. Bu zaman zarfında Ivan Petrovich, hem sağlığına, hem de paraya ve şöhrete kavuşmayı ummaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler.